Nereden geldi bu? Ne önemi var Ceylin? Neredense nereden? Bu kadar aleni durumu anlatman hangi akla hizmet? Adımı bile vererek. Alay eder gibi bir de. Hayır, bir de akıllıyım diye geçiniyorsun. Arkanda bıraktığın ize bak. Tamam, anladık. Anladık, o zamanlar ona güveniyordum. Ben nereden bileyim ya böyle bir ruh hastası çıkacağını? Ayrıca söylediğim o sözler için de kusura bakma. Böyle hıyar falan demişim. O zamanlar seni tanımıyordum o kadar. Affettin mi? Sadece Engin'e mi gönderdin bunu? Evet, ben başka kimse bilmiyor. Adam içeride, telefonu onda değil. Kim yolluyor bunları bize? Bilmiyorum ama Yekta olamaz. Yani görmedin mi, tutuklu yargılanma kararı çıktığında adam kılını bile kımıldatmadı. Hem zaten nasıl bir çıkar olabilir ki bunun? Bunu öğrenmenin tek yolu var, ona sormak. Engin'e. Tamam, ben de geliyorum. Yani izin verirseniz Sayın Savcı. İki tanesi olabilir mi? Bas. Bize bu kadar kızgınken Pars'ın haberi olmasa iyi olur tabii. Neden kızgın acaba? Senin yüzünden olabilir mi? Adama gittin, kafadan başsavcıya şikayet ettin yapma dediğim halde. Önün arkası bilmeden. Ne bu? Elinden su almam tavrı mı? Susamadım. Bir kere onun hukuki bir delil niteliği yok. Ayrıca telefonumdan benden habersiz gönderilmiş derim. Benim sesim değilmiş derim. Ne kadar kolay sıyrılıyorsun ya. Yokmuş gibi. Sanki hep tek başınaymışsın gibi. İşime geldiği gibi işte. Engin bir avukat. O delilin tartışılacağını bilmiyor mu? Biliyor. Mesele bu değil. Amacı ne? Asıl sormamız gereken soru bu. Şimdi benim kıyafetlerim sende kaldı ya. Ben onları diyorum yarın ya da ertesi gün, yani bir acelesi yok tabii de. Adliyeye gelirken getirsen şahane olur tabii. Ama zahmet olacaksa ben de gelip olabilirim evden. Eren'le falan yollatırım ben. Gelme desem bu kadar açık olmaz. Tamam canım. Gelmem. Çok da meraklısı değilim. Sen de eşyalar falan kalsın istemiyorum. Ne istiyorsun sen benden? Hı? Koridorlarda görüşürüz demedin mi? Hoşça kal savcım demedin mi? Ne şimdi bu? Yok eşyamı getir. Yok ben geleyim, evine geleyim. Amacın ne ya? Delirtmek mi istiyorsun sen beni? Al delirdim. Söylesene, ne istiyorsun sen benden? Ben eşyalarım... Of! Yok bir şey söyleyeceğim. Peki. Buna da peki. Derdi. Söyledi mi? Oyun oynuyor. Mesajı ne yapacakmış? Pars'a mı gönderecekmiş? Ya da göndersin ya. Göndersin ya. Bırak, ondan mı korkacağız?
Bunu sana yolladım. Ne bu? Mektup mu gönderdi bana paşam? Bence Elin Erguvan. 10 yıllık arkadaşı Mengin Tilmen hakkında bazı gerçekleri açıklamak istiyorum. Kendisi iyi yürekli, kimseye zarar vermeyecek bir insandır. Ama kardeşim İnci Erguvan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İnci yaşadığı gizli hayatıyla herkesi başta beni dehşete düşürmüştür. Kendisi torbacılık yapan ve yaşından büyük üniversite... Ne diyor bu ya? Ne bu ya? Ne yapmak istiyor bu? Aklınca haksız tarihe sokmaya çalışıyor. İnci'nin ölüm hak ettiğini, Engin'i kışkırttığını beyan etmeni istiyor. Bunu da sosyal medyadan duyurman yarın akşam saat 6'ya kadar. Asla. Nereye? Göreceğim onu. Görüşemezsin biliyorsun. Görüşeceğim. Görüşmem lazım lütfen. Sen yanımdaysan her şey mümkün. Lütfen. Lütfen. Ilgaz. Bir şey mi oldu? Babam yok. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Ne zamandır? Şubeyi arayalım hemen. Yok, ben görüştüm. Şimdilik bir ses yok. Çok üzüldüm yapabileceğim bir şey. Sarılabilir miyim? Bunu öğrendiğimden beri sadece yanına gelmek istedim. Sana sarılmak, yanında olmak. Her şeyi anlatmak. Yanında durulmak. Bana çok kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Gördüm seni ne kadar kırdığımı, incittiğimi. Ama korktum. Korkuyorum Ilgaz sürekli başına bir iş açmaktan. Sürekli benim yüzümden başına bir şey geliyor. Baksana. Engin'in seni tehdit etmesi için hiçbir sebep yokken ben kendi ellerimle verdim resmen bunu. Yine başına bir iş açtım. Uçurumun başına gelince kimin kimi aşağı atacağı belli olmaz Ceylin. Sebep olduğum şeyin beni nasıl kahrettiğini, içimi nasıl acıttığını tahmin edemezsin. Sonra sana bakıyorum. Seni getirdiğim hale. Usul usul sirayet eden karanlığıma seni nasıl aşağı çektiğimi. Sonra diyorum ki kaç Ceylin. Kaç. Arkana bile bakmadan kaç. Bırak ne olacaksa olsun. Git. Yoksa üzüleceksin. Üzüleceksin. Ben her gün suçluluk duymak istemiyorum Ilgaz ama böyle de yaşayamıyorum. Hayatımda ilk kez kendime çok kızıyorum kaçtığım için. Normalde hiç umursamam. Gittiysem gitmişimdir ama bu sefer başka. Gitsem de yine aynı yere geliyorum. Aklından ne geçiyorsa benim de geçmiyor mu sanıyorsun?
kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdiğime inanamazsın. Ben varım Ilkaz. Ben varım. Varsam varım, korkmasam korkmam. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü hiçbir yere gidemiyorum. Neden kaçıyorsun? Sakın bana 100 yıllık sen her şeyi yanlış anladın geyiği yapma. Sakın. Dur. Şu an seni öpmek için deliriyorum. Sarılmak, birlikte uyumak için ölüyorum biliyor musun? Ama yapamam. Neva'yla mı barıştınız? Tabii ki hayır. Ne o zaman? Neden? Zaten şu an niye bunu konuşuyoruz ben anlamıyorum. Sana söyleyeceğim şeyden sonra bana o kadar sinirleneceksin ki... değil beni öpmek yüzüme bile bakmak istemeyeceksin. Ne demek istiyorsun?